15 Temmuz metninin etkinliklerini birlikte yapalım. Öncelikle 15 Temmuz şehitlerinden birinin yaşam öyküsünü anlatınız demiş. Buraya bir tane yaşam öyküsü bıraktık. Ömer Halis Demir. Buradan yararlanabilirsiniz. İkinci sorumuzun cevabını da hemen altına bıraktık. Birinci etkinlik kelime ve kelime gruplarının anlamını sözlükten bulunuz demiş. Buraya yazdık. Takdir, beğenme, beğenip belirtme, değer verme, ifa etme, yapmak, yerine getirmek, muasır, çağdaş, haysiyet, değer, saygınlık, itibar, meşhum, uğursuz, minnet, yapılan bir iyiliğe karşılık, kendisini borçlu sayma, gönül borcu. İkinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız denilmiş. Türk milleti bütün dünyaya nasıl örnek olmuş? Darbe karşısında durup darbeyi engelleyerek örnek olmuştur. İkinci sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze kadar hangi mücadeleleri vermiş? Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı, 15 Temmuz'da darbecilere karşı mücadele vermiştir. Üçüncü sorumuz, Gazi Meclis adını verilmesinin adının verilmesinin sebebini soruyor bize. Buraya yazdık. Dördüncü sorumuzun cevabı yine burada. Beşinci sorumuzun cevabı yine burada. Dördüncü etkinlik, havuzda yer alan kelime ve kelime gruplarını uygun yerlere yerleştiriniz demiş. Birden fazla kez kullanabilirsiniz demiş. Cumhuriyet, Milli Egemenlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet, Siyasi Partiler şeklinde yazdık. Eşitlik, hukuk, insan hakları, vatandaş, millet, milli irade şeklinde yazabilirsiniz. B'de ise bu kavramların 3 tanesiyle bir konuşma metni hazırlayın demiş. Buraya örnek bir konuşma metni bıraktık. Buradan yararlanabilirsiniz.
Birlik ve beraberlik konulu bir özdeyiş ve atasözü yer almaktadır. Siz de birlik ve beraberlik konulu özdeyiş ve atasözleri bularak ilgili yerlere yazınız demiş. Buraya yazdık, gittik. Yukarıdaki atasözleri ve özdeyişlerden seçtiğinizi kullanarak birlik ve beraberlik konulu bilgilendirici bir metin yazınız demiş. Uygun bir başlık koymayı unutmayınız. Birlik yazabiliriz başlığımıza. Yukarıdaki şiirde dizi sonlarındaki ses benzerliklerini bulunuz demiş. Bu benzerliklerin şiire katkılarını açıklayınız. Burada ses benzerliklerini gösteriyoruz. Bu benzerlikler anlatıma ahenk katmıştır. Şiirin daha etkileyici olmasını sağlamıştır şeklinde de belirtebiliriz. C'de ise Atatürk, Vatan, Birlik ve Beraberlik konularından en az iki dörtlük oluşturunuz demiş. Bir şiir oluşturunuz demiş. Uygun bir başlık koymayı unutmayınız demiş. Buraya bir şiir oluşturdum. Örnek bir şiir. Yedinci etkinlik görselleri inceleyiniz. Çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerinizi anlatan hikaye edici bir metin yazınız demiş. Bu metin bana aittir. Başka bir yerde bulamazsınız.